Peki bir şey soracağım. Son zamanlarda, şöyle son bir senede, bir buçuk senede çektiğimiz en sevdiğin video hangisi? Çektiğimiz en sevdiğim video. Benim ne biliyor musun? En son bu namk. Ben en son bu namka bayıldım. Gerçekten. En son bu namk gerçekten çok tatlıydı. Üç tane yakın arkadaş. Üç dost diyelim. Üç dost çektiğimiz bir videoydu. Dostum, seni çok darlamak istemiyorum. Darla ya, darla. Bahsetmek ister misin? Ben de bahsederim. Neyden bahsedeceğim ki yani? İşte ben de onu soruyorum. Çünkü bence ne kimse tarafından anlaşıldı, ne sizin tarafınızdan çok anlaşıldı. Konu, sana göre konu ne mesela, anladın mı? Bana göre ortada bir konu yok. Şöyle bir nokta var. Nasıl bir nokta? Yanlış şeyler söylemek istemiyorum çünkü fark hala edeyim. Sevdiğim insanlar, herkes. Kesinlikle. Yani o noktadan dolayı hani laflarıma dikkat etmek istiyorum. Çünkü birilerini kırıp incitmek gibi bir çabam yok, bir niyetim de yok. İlk başta da yoktu. Ama yani sonuç olarak biri sana, sen birine olan, atıyorum ben sana bir yanlış yaptım. Ben bu yanlıştan dolayı sana özür diliyorsam, senin hani bir şey demen lazım, anladın mı? Kanka önemli değil. Kanka hani olur böyle şeyler. O olmadıktan sonra bir noktada iş şeye dönüyor. Birbirine kurulmaya başlıyorsun. Birbirine iki insan birbirine kuruldu. Asla birbirine de söylediğini söylemiyor. Okey. Kurulduk yani birbirimize. Bir bu şey kadar. Yok yani hani şey gibi düşünüyorum yani. Arkadaşlar arasında böyle şeyler olur. Aha. Seninle de oldu. Oldu evet. Oluyor. Açık iletişim olmadığı her noktada bütün ilişkilerde böyle bozukluklar olabiliyor. Bence önemli olan açık iletişim. Ama birisi açık iletişime cevap vermediği noktada ben de o zaman kendi tavrımı koyabilirim yani. Çünkü hani ben artık hani sana hani niye sürekli hani bir şey mi var, bir şey mi var noktasında gelmektense kanka hani tak ya, hani cevap yaz, bir şey yaz ki aramızda bir şey olmadığı belli olsun. Sonrasında artık yani o diğer taraf, Twitter tarafı tamamen rezalet yani. Saçmalık, ben görünce şaşırdım yani. Twitter tarafı zaten senin asıl kıran tarafı oldu galiba olayı. Yani sonuç olarak kimse, ben şey noktasında bir insanım, ben Yusuf'la olan kendi arkadaşlığımı da sosyal medyanın dışında tutan bir insanım. Çünkü hep zor günlerimizde de yanımızda oldu. Ve ben onun yanında oldum, o benim yanımda oldu. Benim ondan dolayı arkadaşlığımıza zaten bir saygım var. Ama yani artık bir yerde, bir noktada kopuyorsa da kopuyor yani. Ben bunu tutmak için hani her şeyi yapabilecek bir insanım da. Yaptım, denedim. Olmuyor. Olmuyorsa okey. Hayat senin hayatın. Benim hayatım da burada. Benim hayatım. O yüzden şey noktasındayım. Arayan bulur falan. Açık kapıların olduğu bir şu anda kötü giden fakat düzelmesi de mümkünatsız olmayan bir diyalogdan bahsediyoruz galiba, evet. Benim anladığım kadarıyla. Evet. Sen de anlamamış gibi takılma. Anlamadım oğlum ben gerçekten bu arada. Yani ben İbrahim, İbo burada mı? Hah, İbo. İbo'yu aradım ben direkt zaten. Çünkü İbo'ya dedim ki, kanka dedim ne oluyor? Bizimkiler yine bir şeyler yaşamışlar falan filan dedim. Ondan sonra İbo ile konuştuk zaten. İbo ile konuştuktan sonra çok hafif anladım. Ama İbo da bana her şeyi yanlış anlatmış zaten. İbo da bilmiyor yani, anladın mı? Öyle kalırsın. Sen bana dedin ki, ya kanka hiç anlamadım. Galiba şu sebepten dedim. O sebeple de hiç alakası yokmuş yani. Vallahi ben de sonradan fark ettim. Ben hala bilmiyorum bu arada. Yani Yusuf'a sordum. O da bir şey söylemedi. Evet, böyle bir olay. Hepsi gibi dağıldık işte yani herkes. Aynen öyle. Herkes dört bir köşeye. Aynen. Ben Cemre'yim, o Gülçin. Aha. Ayrıldık işte. Olur bunlar. Aşk sakızı. Olur bunlar.